Holy Trinity Prompton'ın emekli rahibi Nicky Gamble, kilisenin büyüme hızına bakılırsa Çin'in en büyük Hristiyan ülkesi olabileceğini belirtti. Holy Trinity Prompton'ın emekli rahibi Nicky Gamble, kilisenin büyüme hızına bakılırsa Çin'in en büyük Hristiyan ülkesi olabileceğini belirtti. Tanrı sözünü 17 Nisan 2033'te Paskalya gününe kadar dünyadaki herkese ulaştırma hedefinden bahseden Gamble, Alfa kursunun bölge halkı tarafından tamamen Çince hazırlanmış bir versiyonu bulunuyor. Çin'in dışında da yaklaşık 200 milyon kişi var dedi. Gamble, inanlıları bir arada Tanrı sözünü öğrenmeye ve dua etmeye teşvik eden Alfa kursunun Çin'de oldukça yaygın olduğuna dikkat çekti. İnsan hakları aktivistlerine göre Tanrı sözünün Çin'i değiştirme gücüne olan güven, kiliselerin şiddetli zulme maruz kaldığı dönemde görülüyor. Çin'de dine yönelik sıkı düzenlemeler 2018'de kabul edildi ve Aralık 2021'de Başkan Xi tarafından bizzat vurgulandı. Başkan Xi, ülkede yasa dışı kabul edilen inançlara yönelik daha saldırgan bir kampanya çağrısında bulundu. Başkan, kiliselerin Marksist görüşe bağlı kalması gerektiği konusunda ısrar ediyor. Bu baskı altında yasal olarak kabul edilmeyen kiliselerin çevrimiçi hizmetlerde bulunması engelleniyor. Yasalar, kiliselerin çocuk hizmeti yürütmesini ve 18 yaşından küçüklerin kilise faaliyetlerine katılmasını yasaklıyor.